Merhabalar değerli Köy TV izleyenleri, Köy TV ekranlarından herkese selamlar, sevgiler efendim. Ben ziraat mühendisi Abdullah Berk Akkaş. Bir tarım bilgisi programının yeni bölümüyle daha sizlerle beraberiz. Efendim bugün sizlere nereden sesleniyoruz? Bugün Aydın Söke'den pamuk hasadıyla beraber sizlerleyiz. Bugün beyaz altının hasadında hem üreticimizle hem de mühendis arkadaşımla beraber bir pamuk değerlendirmesini sizlere aktarmış olacağız. Efendim hem konuklarımı da sizlere tanıtmış olayım hem de programımıza başlamış olalım. Efendim merhabalar. Merhabalar. Öncelikle sizleri bir tanımış olalım. Ben Aydın Söke ilçesinde çiftçilik yapmaktayım. İsmim Metin Palabıyık. Pamuk tarımıyla uğraşıyorum. Evet. Buğday da ekiyoruz. Ama ağırlığımız pamuk. Mühendisimizi de tanımış olalım. Merhabalar, benim ismim Murat Yılmaz. Adnan Menderes Üniversitesi 10. sınıf öğrencisiyim, tarla bitkileri bölümü. Aynı zamanda da bölüm temsilciliği yapmaktayım. Senelerdir belir zaten dede mesleği, atalardan gelme bir meslek. Senelerdir işin içindeyiz. Sürekli bu işi yapmaktayız. Tabii tercihimiz olarak da mesleğimizi bırakmadık, tekrar buna yöneldik. Mümkün olduğunca kendimize olsun, çevremize olsun yardımlarımızı esirgemeden gece gündüz çalışmaya özen gösteriyoruz. Atadan oğula, dededen toruna üretime devam diyoruz ve mesleği üretimde olan büyüklerimizden de yola çıkarak Ziraat Fakültesi'nde son sınıfta eğitimdeyiz. Artık mühendis de diyebiliriz son sınıf olduğu için. Şimdi Metin Bey ile muhabbetimizi bir açmış olalım. Metin Bey, şimdi pamuk nasıl bir bitkidir? Pamuğu ne zaman indiriyoruz? Tarlalarımıza ne zaman ekiyoruz? Ve ekim zamanında dikkat etmemiz gereken özellikler nelerdir tarlaya ekerken? Pamuğu kıştan tarlalarımıza hazırlayıp Nisan ayının sonunda Mayıs'ın 3'ü 5'i Mayıs'ın ilk günleri toprak hazırlaması yapıp ilaçlarımızı toprak altı gübrelerimizi attıktan sonra yerleri hazırladıktan sonra sürgüsünü, ekimini gerçekleştiririz. Pamuk 10 gün içerisinde çıkar. Ondan sonra 15 gün, 20 gün sonra da yavaş yavaş ara işlemeler, ilaçlamalar, ara sürmeler, gübrelemeler, ara gübreler, ondan sonra devam ederiz. Evet, onu kısım kısım şöyle bir geçmiş olalım. Şimdi tarlayı ekerken dönüme ne kadar bir tohum atıyoruz dönüm bakımından? Tohum olarak 2,5 ile 3,5 kilo arasında tohum atıyoruz. Değişiyor. Değişiyor. Mibzerlerle. Mibzerle. Diskli havalı mibzerlerimiz var, diskli. Onlarla ekimi yapıyoruz. Evet. Sonrasında ekim tarihimiz bu bölge için ne zaman indiriyoruz ekimlerimizi? Mayıs'ın 5'i 6'sı. Daha erken tava gelirse toprak yapısına göre kimi yer daha erken tava gelir. Kıştan hazırlarsa kış yıkama suyu katarız. Nisan'ın sonunda da ekilen arazilerimiz var yani Söke Ovası'nda. Evet. Bu süreçten sonrasında da 10 güne yeşillendi dedik. Tabii, çıkımlar başlıyor. 2 yaprak olduktan sonra 4 yaprak olur. Ondan sonra yavaş yavaş ara ilaçlamalar, ara sürmeler, gübrelemeler yavaş yavaş başlar. Bu şimdi pamuk Söke Ovası'nda olmazsa olmazlarımızdan yani pamuk dediğimiz zaman akla Harran Ovası, Çukurova ve tabii ki de Söke Ovası geliyor. Şimdi Söke Ovası'nda pamuk sulama ve beslemesiyle ilgili de biraz bilgi almak istiyorum. Şimdi bitkiyi de bizler nasıl karnımız acıkıyor, yemek yiyoruz. Bitkilerimizi de beslememiz gerekliliği var. Pamuk bu hasat sürecine gelinceye kadar ne kadar sıklıkla bir gübreleme çalışması yapıyoruz? Hangi gübrelerden gidiyoruz? Ve ne sıklıkla bölgede, ovada sulama çalışması yapıyoruz? Şimdi pamuğumuzu ektik. Pamuğumuz çıktı. Daha evvel ekmeden önce toprak altı attığımız 18 taban gübre. Taban gübrelerini atarız. Ondan sonra ekim bittikten sonra 15-20 gün sonra pamuk çıktı. Her tarafta tarlada gösteriyor. Diyelim ki ondan 15 gün 20 gün sonra o tarihten sonra ilk gübreleme atarız. İlk gübreleme şeker atar. Herkes farklı gübre de atabilir. Yani toprağın analizine göre toprak tahlilinde toprak en fazla ne istiyor? Mesela üre istiyor. Kimisi üre atar, kimisi 21'lik atar, nitrat atar. İkinci gübreyi de 33'lük atan olur, 26'lık atan olur. Farklılık gösterebilir yani bölgesel toprak yapısına göre değişiklik ama gösterebilir. Ama o süreçte muhakkak yani, o azot kısmını atlamamız gerekiyor. 50. günden 55. günden sonra da birinci sulamaya başlarız. 50 gün sonrası ilk suyu veriyoruz. 55. gün o aralarda kanallardan, barajlardan su gelir.
Oradan herkes arazisini sulamaya başlar sırayla. Evet. Peki periyot içerisinde kaç sulama yapıyoruz bölgede? 3 su. Bizim bu bölgede 3 su yeterli oluyor. Peki şimdi bir de şunu değerlendirmek istiyorum. Aynı soruları meslektaşıma da sormuş olacağım. Bölgede bu yıl zararlı ve hastalıklar bakımından gözlemleriniz nelerdir? Bölgede, ovada daha çok hangi zararlı ve hastalıklar oluyor ve mücadelede neler yapıyoruz? Bu yıl geçen yıllara nazaran daha bir fazla bir popülasyon vardı. Bu da Avrupa kırmızı örümceği, bölgesel bazı pamuklar çok kötü oldu. 10 kere, 12 kere, 15 kere ilaç atılmasına rağmen geçen toplayan arkadaşlardan duyuyoruz muhabbet esasında. Dönümde 80 kilo, 100 kilo, 150 kilo pamuk alan arkadaşlarımız var. Avrupa kırmızı örümceği yirmiş bitirmiş yani, evet, araziyi. Ama ilaçlama en sonunda bitirmiş pamuğu. Kozak yapmamış, tek çubuk kalmış. Yani hiçbir mahsul alamayan arkadaşlarımız var. 100 kilo, 150 kilo dönümde pamuk alan arkadaşlarımız var. Çok ciddi bir oran. Yani geçen yıl bu kadar bir hastalığımız, bir şey, sadece bir ballı basra vardı. Bu sene Avrupa kırmızı örümceği hat safhadaydı. Her tarafta vardı yani. Evet. Bakan mesela bu pamuğumuz şu anda tahminlere göre 500 kilo, 490 kilo civarında. Ama başka bir yan yana olan arazilerde başka bir arkadaşımız, 300 kilo alan arkadaşımız da var bölümde. Evet. Şimdi mühendis arkadaşımla da devam edelim biraz muhabbetimize Murat Bey'le. Murat Bey, şöyle ki şimdi bölgede sen de aynı zamanda hem üretimle de uğraşıyorsun hem de bu işin eğitimini alıyorsun. Hem bu bitki besleme, gübreleme kısmını hem de sulama kısmını ve zararlı ve hastalıklar konusunda senin fikirlerini de almış olalım. Şimdi alaylı olarak tabii ki arazide üreticimizden aldık ama biraz da literatüre yakın bilgileri senden almış olalım. Tabii ki de. Öncelikle Nisan aylarında tamamlamış olduğumuz toprak hazırlığımız üzerine daha öncesinden, Ekim öncesinden mutlaka bir taban gübresi olarak genelde DAP atılır. Genelde bunun üzerine gübremiz kullanılır. Ondan sonra işte yaprağın, Metin abimin de söylediği gibi, yaprağın çıkışına, hani fidenin çıkışına bağlı 2 yaprak dönemi, 4 yaprak dönemi duruma göre. Tabii ki de bunun çıkış döneminde fungus, yani fungusal hastalıklardan, yani verticillium, fide kök çürüklüğü, bunlar da çok önemlidir. Bunlar da göz önüne alınır. Bunlara bakılaraktan tabii üretimimiz yani yapılıyor. Üretimimize devam ettikten sonra yapraktan genelde fosfor üzerine. Yani çünkü topraklarımız tuzlu olduğu için tabandan alamayacağımız için bu yüzden yapraktan devam edilir fosfora. Ondan sonra sulama kısmında da bölgede genellikle 3 su şeklinde dediler. Tabii bölgemizde biraz da su durumuna bağlı olarak, yani şimdi her arazimiz için hani su bulabilmek, suyun gelmesi hani her zaman için çok mümkün olmuyor. Bir de bizim burada sulama üzerine sıra dediğimiz olay var. Sıra dediğimiz olay tabii ki de tarlaların durumuna ve konumuna göre değişiyor. Tarla yolları, işte su yolları olsun, kesikler olsun, oradan su verilmesi babıyla oradan sulamalar sağlanıyor. O süreç içerisinde de zaten sulamalar başlamış oluyor. Peki bölgede en fazla, şimdi Metin Bey'e de sorduydum, Söke Ovası'nda bizim pamukta en çok gördüğümüz hastalık ve zararlıları senden de bir dinlemiş olalım. Mücadele yöntemi. Çünkü bu yıl pamukta ciddi bir kayıp yapmış bu durum. Bu sene zararlı anlamında ciddi anlamda bir hani zarar oldu. Verim kayıplarına kadar şu an zaten hani piyasanın durumu olsun, işte çırçırlara giden pamuk ton bazında olsun. Yani çok çok geçen senelere göre çok çok büyük hani verim kayıpları mevcut. Bunlar da neden kaynaklı? Tabii ki de bölgemizde baş belası olan en başta hani kırmızı örümcek. Kırmızı örümcek ve son 4 senedir de pamuk kırmızı örümceği gözükmekte bölgemizde. Onun dışında Ekim'in en başında hani fidenin çıkış anından itibaren çok büyük sorun olan yaprak biti sorunu, ballık dediğimiz bir sorun var. Ballık bu sene hani kaç ilaçlama olursa olsun bir türlü önüne geçilemedi. Aynı şekilde kırmızı örümcekte de aynı şekilde bu durum söz konusu. Diğer zararlarımıza da ligus olsun, trips olsun, yeşil kurdumuz olsun, bunlar da gerçekten özellikle yeşil kurt yaprak ve koza bağlama döneminde
yani mum dediğimiz, hı hı, mum dediğimiz o dönemde, çiçeğin muma dönüştüğü dönemde, o dönemde çok etkisi oldu. Çünkü yani döktü. Gerçekten kozakları, ciddi anlamda pamuğun üzerindeki kozakta olacak olan kozakları yani çok döktü. Bu anlamda ciddi anlamda pamuklar sadece çalı olarak kaldı. Evet, bu da zaten hem verime hem de kaliteye etki ediyor bu hastalık ve zararlar. Metin abiyle de şimdi devam etmiş olalım. Metin Bey, şöyle ki şimdi güzel verimli bir pamuk dönemi olsun istiyoruz ama dinlediğimiz şeyler pek bu yıl öyle olmadığını hiç gösteriyor. Şimdi bu bunun sebepleri ne olsa gerek? Yani ben iklimsel hava olaylarının bunu etkilediğine inanan insanlardan biriyim. Hava olaylarının bu kadar etkileri yani ne şiddette göstermiş oldu? Çünkü hem çiçekte hem koza oluşumlarında bu yıl bir farklılık vardı. Bu yıl Ekim'den sonra bir havalar serin gitti. İlk 20 gün, 25 gün serin gitti. Pamuk, hı hı, sıcağı seven bir bitki. Evet. Sıcak olduğu zaman bir 45-50 gününde ne bileyim diz boyuna gelir. Bu sene pamuklar bir geç gelişti. Geç büyüdü. Bir karış, 50 günlük pamuk bir karış. Hani herkes can suyu verir şeyinde ilk birinci sular çok erken oldu. Hı hı. Hani büyümedi yani pamuk gelişmedi. O istenen sıcaklığı yakalayamadı. Ondan sonra sıcaklıklar oldu. İkinci sudan sonra, üçüncü sudan sonra. Bu sefer de hastalık tepesine bindi pamuğun. Hı hı. İlaç. Bir sürü şey olmadı yani. Mücadele ettik biz ama sonuçta herkesin arazisine bir %20'lik, %30'luk bir kayıp var. Hani geçen yıl 500-550 kilo pamuk alan bir çiftçi, bu sene 350 kilo, 300 kilo, 250 kilo alan çiftçimiz var yani bu yıl. Evet. Ve bölgenin genel ortalaması ne kadar peki dönümde baktığımızda? Bu yıl mı? Ya evveli yıllardan bu yıl zamana değerlendirdiğimizde. Ya geçen yıl mesela 400-450 kilo ise ortalama, bu, hı, sene 250 kilo düşmüştür. Ciddi bir oran. Daha yani bitmedi ova, daha toplanıyor. Hı hı. Çoğu arkadaşımız daha yeni yeni topluyor da. Bu sene işte hava olayları onu da etkiledi. Hava olayları iklimselden geç gelişti. Körpe ederiz biz. Hı hı. Hani gece kaldı yani pamuğun. Ektik ama gelişimi geç kaldı. Bir 10 gün, 15 gün. Geçen yıl biz bugünlerde bu araziyi toplamıştık. Bitmişti. Daha bugünleri anca topluyoruz. Bak aradan, hı hı, bir 6-7 gün daha geç topladık. Neden? Geç olgunlaştı. Evet. Peki pamuk hasadına doğru geldiğimizde şimdi bu girdi maliyetlerinde de aslında bu hastalık ve zararlar çok ciddi bir oynama gösterdi diye düşünüyorum. Aynen. Çünkü hem döviz olarak bir artış var, hem sizin bu zararlardan dolayı bir ürün kaybınız var. Burada da ciddi bir makas açıklığı var. Peki hasada doğru şimdi bu açığı kapatabilmemiz için hasat yapmamız lazım ki para döngüsü olmuş, aynen, olsun. Emeğimizin karşılığını almış olalım. Şöyle ki hasata doğru çiftçilerimiz nelere dikkat etmeli? Hasat öncesi neler yapmalıyız? Hasatta dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir? Hasat öncesinde 140-145 günde olgunlaştıktan sonra pamuk defolyant açtırma ilacı dediğimiz yani, hı hı, o ilacı acele etmesinler. 140-145 gün hatta toprak yapısına göre çeşidin geçiciliğine, erkenciliğine göre de ilaçlarını ona göre ziraat mühendisleri eşliğinde ilaçlarını atsınlar. Hasadı ilaç attıktan 14-15 gün sonra makineyle hasat etmeye başlasınlar. Yarın yağmur geliyor, 10. gün ben gireyim toplayayım demesinler. Çünkü arkada geride açmamış şu kozaklar gibi böyle yarım açmış, evet, kozaklar kalabilir, şunun gibi kozaklar, hı-hı, kalabilir. Evet. Erken atmasınlar ilacı, ilacı attıktan sonra bir 15 günde beklesinler açması için. Şimdi yoksa bu çok da zararları dönümde bir 5 kilo, 6 kilo veyahut da 15 kiloya kadar da kayıpları çıkabilir. Evet. Olgunlaşmış koza çünkü acele ettiği için açmasını beklemiyorlar. Onun koza için de kapalı kalmış. Yani oldu, kapalı kalıyor. Şimdi Murat Bey'e sorum var. Bu zararlarla zararlar bu kadar etkiledi bizi. Hasatta, evet, da bizim canımızı yakacak. Bu ilaçlamaları yaptığımız halde biz bunlardan neden sonuç alamadık sence? Yani bir mühendis gözüyle de bunu dinlemiş tabii olalım. İlaçlamalar yapıldığı halde neden bu zararlardan kurtulamadık? Şu yüzden hava şartları da çok etkiledi. Bunu en başında hava şartları kesinlikle çok etkiledi. Neden diye soracak olursanız havanın nemi ve hava sıcaklığı zararların daha çok artmasına ortam hazırladı. Tam istedikleri dönem. O yüzden bu anlamda biz bunun önünü alamadık. Mevsim çok ters gitti. Hı hı.
özellikle zaten en başından ekime dönersek eğer en başından bizim 3-4 günümüz çok 40 derece üzerinde bir sıcaklıklar oldu. O pamuğu ciddi anlamda çok etkiledi. Ciddi anlamda hani çünkü zararlar gerçekten o zaman türedi ve bu sayede bu dönem boyunca hasada kadar geçen dönem boyunca sürekli zararlımız arazilerimizden eksik olmadı. Bir de bu ilaçlara karşı çiftçilerimiz diyor atıyorum ölmüyor diyor. Evet. Zararlarda da bir şey artık alışım tabii var ki de, galiba. Tabii ki de. Özellikle şunu belirtmek isterim. Kırmızı örümcek dediğimiz zararlı doğada pamuğa karşı olan zararlılardan adaptasyonu en yüksek olan zararlı türüdür. Ve bu zararlı gerçekten soğuk şartlara da sıcak şartlara da çok iyi uyum sağlamış. Özellikle kışlamasını ağaç kabuklarına ve toprakta geçirir. Yani bunu da son zamanlar yeni yeni öğrenmeye başladık. Bunu da tabii ki de öğrendiğimiz çok iyi oldu. Çünkü buna karşı önlemimizi almamızı daha da kolaylaştırdı ve ilaç durumuna gelirsek, zirai ilaç durumuna gelirsek, zirai ilaç durumlarımızda biraz ben açıkçası kendi görüşüm, ben açıkçası biraz etken madde olayında ve dolgu maddesi olayında farklılıklar olduğunu düşünüyorum. Evet ve bu ilaçlara karşı olan adaptasyon gerçekten bir sonraki nesillerde bu sefer attığımız ilaçları etkisiz hale de getiriyor. Tabii ki de. Yani aslında farklı ilaç kullanımı oranlarının ayarlanması da önemli. Şimdi ben aynı zamanda biçercilik de yapıyorum Metin Bey hasat kısmında. Ona da o konuda değinmek istediğim noktalar var. Metin Bey şimdi biçerciliği de kendiniz yapıyorsunuz. Hasadın son anına kadar. Evet, kendimiz topluyoruz. Evet, kendiniz topluyorsunuz. Biçercilikte biraz biçerciliğe de değinmiş olan pamuk biçerciliği. Pamuk biçercilerinin nelere dikkat etmesi gerekir? Hasada doğru biçer makinalarında nelere dikkat etmek gerekir? Ve hasatta makinacının nelere dikkat etmesi gerekir? En kaliteli pamuğu ne zaman hasat edebiliriz? Onları bir sormuş olalım. Az önce dediğim gibi işte yaprak dökümünün güzel olması, pamuğun hiç yaprak kalmaması, bütün kozakların aşması 15-16 gün hatta bazı çeşitler geçici çeşittir 17-18 gün bile bekleyebilirsiniz. Ondan sonra makinamızla hasada da başlayabiliriz. Biz ilk başta tehlikeli bir ürün topluyoruz. Evet. Çünkü yanıcı bir ürün. Onun için arkadaşlar makinede sigara içme olayı kesinlikle yok. Çalışanlarımız kendim bile sigara kullanmıyor. Hani yanıcı bir madde topluyoruz yani sonuçta. Tehlikeli bir madde topluyoruz. Onun için dikkatli toplamaları gerek. Makinalarımızın bakımlarını tabii, sezona yıllık bakımları, göre. Sezonluk bakımlarını yapıyoruz. Evet. Günlük bakımlar oluyor sabahları. Suyu giriyor, mazotu giriyor, yağlamaları var. Her tarafında yağla çalışıyor. Evet. Yağ sistemiyle çalışıyor. Bu fan bakımları tabii, olsun. Tabii. Değil mi? Tabii. Ve şöyle ki bir makina sabahtan akşama kadar ne kadarlık bir pamuk toplaması yapıyor veyahut da saatlik diyebiliriz sabahtan akşama sabah diyebiliriz. Sabah saat 9-9 gibi 9-9.30 gibi başlayıp akşam saat 8-8.30 gibi hani 11-12 saatlik zamanda 100-110 dönüm böyle büyük bir parçamız olursa bu parçamız 190 dönüm. Bunun mesela biz geç başladık bugün. Bunun 110-120 dönümünü toplayabilir bir makine. Evet. Bir günlük 100 dönüm yer toplar. Böyle bir 5 sıralı. Kapasitesi ne kadar makinaların? Bu 2500 kilo ile 2800 kilo arası içi pamuk alıyor. O oranda. O oranda topluyor. Şimdi pamuğu peki hasat ederken eskiden mesela akşamları da hasatlar yapılıyordu şimdi yok akşamları. Yok. Bunun sebebiyeti sizce ne oldu? Bunun sebebi çiğ yağdığı zaman pamukta bir ıslaklık bir nem oluyor. Bu sefer hasat bir 15 gün 20 gün içinde ova bittiği zaman fabrikalarda yığılma olduğu için pamuk fermente oluyor. Bozuluyor yani içinin çekirdeği kızışıyor. Bu sefer şimdi bizim makinalarımızda nem ölçer gibi bir cihaz taktı valilik bizim bu Söke Ovası'nda. Bu cihazlar olduğu sürece makinalarda saat diyelim ki 9-10'da çiğ yağdı. Hemen ilçe tarımdan şey geliyor. Uyarı. Bize uyarı geliyor. Makinanızı istop edin. Toplama yapmayın diye. Çünkü kalite düşüyor, randıman düşüyor, verim hani yaşlıktan dolayı
kar yaptık zannediyoruz ama borsada borsada bu sefer hep kötü mallar sürülüyor, satılıyor hesabı. Aslında kendi bildiğimiz dalı kendimiz kesmiş oluyoruz. Hani buradan bütün arkadaşlara söylüyorum, gece toplamasınlar. Çiğlik havada hiç toplamasınlar. Ne yaparsak yapalım, yani, işimizi doğru yapalım. Doğru yapalım. Kuru kuru pamuk toplayalım. Malımızın kalitesi kuru toplandığı zaman daha da yükselir, daha da artar. Yaş pamuk her zaman için 51 renk olur. Ne bileyim rengi bozuk olur. Randımanı düşük olur. Şimdi siz bu pamuğu kupkuru toplarsanız gündüz 40-42 randıman gelir. Ama gece toplarsanız o neminden dolayı 38-39 randıman gelir. Evet. Randımanı düşer. Peki yömyeler ne durumda? Biçerciler yömyelerine baktığımızda bu dönem fiyat bakımında. Pamuk toplama bakalım. Pamuk toplama. Söke Ziraat Odası'nın açıklamış olduğu bir fiyat var. Hı-hı. Dönümü 190 TL. Hı-hı. 190 TL'ye topluyor makineler. Evet. Şimdi bir de meslektaşımla yine muhabbeti devam ettirelim. Şimdi bölge geçmişten bugüne pamukta kadim bir bölge. Evet. Tabii pamukta teknoloji de gelişti. Artık elle toplamalar veyahut da işte çapalamalar geride kaldı. Bunun teknolojinin geçmişten bugüne pamukta bir irdelemesini yaptığımızda ne gibi katkıları oldu pamuk için diye bakalım. Öncelik olarak şunu söyleyebilirim. İlk başta iş gücü azaldı. Yani insanlar artık yavaş yavaş tarlalardan, arazilerden biraz daha yoksunlaşmaya başladı. Çünkü eskilere baktığımızda gerçekten burası araziler genellikle cümbür cemaat böyle insan kaynıyordu. Bu dönemin çok çok gerilerde kaldı makinelaşmayla. Makineleşmede kesinlikle şöyle bir avantajımız var. En başta işten tasarruf, zamandan tasarruf. Ve kesinlikle temiz toplama. Evet. Tabii ki de bu temiz toplama olayı makinelerin gerçekten bakımına da bağlı. Gerçekten temiz, sağlam bir bakım. Gerçekten buradan kaldıracağımız ürünü, temizliğini o şekilde belirleyebiliyoruz. Hı hı. Ve aynı şekilde de Metin abim de bahsettiği gibi yani toplama zamanı, yani gün içerisinde toplama zamanımız çok önemli. Çünkü çiğ düştüğü an biz bu pamuğumuzu topladığımızda, bunu çırçırımıza götürdüğümüzde bu pamuğumuz ne yazık ki rutubet almaya yüz tutuyor. Yani yüz tutuyor. Yani depolama ne kadar iyi olursa olsun, çünkü pamuk çiğ toplandığında ister istemez tohumunda bozulma meydana geliyor. Lif yapısı bozuluyor. Elyafta renk oluyor. Elyafta hani renk skalası dediğimiz skalalar oluşuyor. 41 renk, 51 renk, 52 renk gibi. Bu yönde makinelaşma ehemmiyeti var ve gerçekten ciddi anlamda verim kayıplarının önüne geçildi ve dediğim gibi iş tasarrufu sağlandı. Yani i̇ş ve zaman tasarrufu. İlk başta zaman. Buyursunlar. İlk başta zaman. Mikrofonda. Az önce söylemeyi unuttum. 24 saatte 770 tane işçinin yaptığı işi yapıyor şu makine. 24 saatte. Saatte 770 tane işçiyi buraya getirmek için 7 tane kamyon veyahut da araç lazım. Hı-hı. Nasıl onlara yemek yedireceksiniz, şey yapacaksınız? Zaten o kadar işçi kalmadı zaten. Hı-hı. Herkes sigortalı, ne bileyim fabrika gibi yerlere girmeye başladı. Arazilerde çalışan kalmadı. Evet. Aslında işlerimiz de bu konuda hem berekete arttı. Yani çünkü dönümden daha fazla ekim zamanı mibzerlerle yapıyoruz. İşte hasat zamanı gene makinalarla verim kaybını engellemiş oluyoruz. Bu aslında geçmişten bugüne pamuk sanayide ciddi bir gelişme göstermiş oldu. Çırçır fabrikalarında da yine aynı şekilde çırçıda da bu gelişmeler ürünlerin değerlendirilmesi bakımından da büyük bir ivme yakaladı diyebiliriz. Geçmişten bugüne pamuk piyasasını bir değerlendirirsek, eskiden mi daha iyiydi, şimdi durumlar nasıl, geçmişte fiyatlar nasıldı, günümüzde ve önümüzdeki süreçte nasıl olacak, bir piyasa değerlendirmesi yapalım. Eskiden fiyatlar bir nebze bundan iyi mi, iyi olabilir. Çünkü yaş itibariyle çok eskiyi bilemeyiz de. Ama şu anda da ne bileyim prim desteğiyle, hele bu yıl şu anda sezon başında 1700 lira, 1800 lira pamuk çekirdeği şu anda 2 liraların üstüne çıktı. Pamuk geçen yıl 4,5-4,600'ü şu anda 6 liralara yaklaştı.
bu sene hani bu önümüzdeki yıllarda daha da iyi olacağını düşünüyorum ben. Peki primleri de biraz açmış olalım. Evet. Prim mesela geçen yıl 80 kuruştu. Bu sene 1.1 kuruş oldu. Hı hı. Ve münavebe konusu var pamukta. Onu da bir irdelemiş olalım. Münavebeler ne şekilde oluyor? 3 yılda bir aynı mahsulü farklı mahsul ekmek zorundayız. Mesela bu sene pamuk ektik. Seneye pamuk ektik. 3. yıl pamuk ekersek desteklemesine faydalanırız. Evet. Buğday ekeceğiz. Evet, arpa ekeceğiz. Başka bir ürünler değiştirik yapacağız. Siz ne şekilde değerlendiriyorsunuz genelde? Biz buğday ekiyoruz. Buğday ekiyorsunuz. Buğday ekiyoruz. Peki bu birinci ürün mü, ikinci ürün bu olarak birinci ürün mı? Birinci ürün olarak değerlendiriyorsunuz. Evet. Peki hiç öyle birinci, ikinci ürün olarak yaptığınız yerleriniz var mı? Var. Güllübahçe kasabası var. Hı-hı. Orada yapıyoruz onu. Onu ne şekilde değerlendiriyorsunuz ürün bakımından? Onu da yine buğday. Haziran'ın altısında oraları biraz daha erken geliştiren bir bölge, denize yakın. Hı hı. Rüzgar aldığı için erken geliştiriyor. Oralara ikinci ürün 6 Haziran, 7 Haziran pamuk ektik. Evet. Şimdi yavaş yavaş da muhabbetimizin sonuna geliyoruz efendim. Son sözler için meslektaşıma da mikrofonu vermiş olalım. Yavaş yavaş artık vakti veda edeceğiz. Muhabbetimizi sonlandıracağız. Hem isterseniz piyasayla ilgili sizlerin de görüşlerinizi almış olalım. Sonrasında da son sözlerinizi alalım. Vakti veda diyelim. Tabii ki de. Geçmiş piyasalardan bugüne olan gelişimi mi söyleyelim? Geçtiğimiz dönemler pamuk piyasaları yani fiyat olarak 4,5 yani 4,50-4,80 TL hani aralarında değişim gösteriyordu. Bu sene pamuk ihtiyacının yani lif ihtiyacının da hani verdiği açıktan dolayı bu sene 6 lira 10 kuruşlara kadar şu an alım var. Evet. Yani bu bizim için ve özellikle tabii ki de üreticimiz için çok çok iyi bir durum. Çek sıkıntımız var. Bu sene verimlerimiz düşük. Onun dışında hani zaten olması gereken buydu. Hani ciddi anlamda çünkü girdi maliyetlerimiz çok yüksek üretici adına. Hı hı. Ve her geçen sene değişen sistemler var ve yani zararların önünü alamıyoruz. İster istemez toprağımıza bakmak durumundayız. Gübre ihtiyacımız var. Küresel ısınmanın havaya etkisi kesinlikle. İklimsel olaylar. Mevsim, şu an zaten mevsim kaymaları gözlenmekte. Hı hı. Mevsimler değişiyor yavaş yavaş. Bunların da etkisiyle tabii ki de pamuk alım gücü olarak bunu çırçılarımız yani devletimiz de sağ olsun bunu göz önünde bulundurarak hem pamuk mallıç üzerinden fiyat artışı hem prim artışı bunlar gözlemlendi. İnşallah daha devamı gelir. Evet. Şimdi genç meslektaşlarımın da ata dede mesleğini devam ettirmesi ayrı bir güzellik. Yani hem mühendis olup hem de üretime devam etmesi beni ayrı mutlu ediyor. Kendisi aynı zamanda Ziraat Mühendisleri Odası'nın Aydın Şubesi'nde fakültede gençlik kollarında kardeşim. Evet. Ve onunla birlikte ben de fakültedeyken ben de Bursa Ziraat Mühendisliği Odası'nın gençlik kollarındaydım. Güzel, başarılı çalışmalara imza atıyorduk karşılıklı ulusal camiada. Ve kendileri de daha güzel işler için de hazırlıklar yapıyorlar. Bu da güzel. Yani meslektaş dayanışması, meslek örgütlülüğünün gençlik kollarından daha bu işlere başlamak ayrı güzel. Evet, kesinlikle. Ve ben mühendis arkadaşlarıma ya da mühendis olacak arkadaşlar şu an Ziraat Fakültesi okuyan arkadaşlarıma kesinlikle ZMO genç kollarında bulunmasını gerçekten öneriyorum. Ciddi anlamda meslek anlamında ve çevre anlamında çok büyük katkıları var. Çünkü temelimiz ülke olarak temelimiz ziraat. Hı hı. Bu yüzden kesinlikle bizi de ayakta tutacak olan ziraattır. Bu yüzden de kesinlikle genç arkadaşlarımızın hiç sıkılmadan, hiç usanmadan kesinlikle geç yeter ki çalışmak istesinler ve aynı zamanda da gecelerini gündüzlerini katarak yani bu işin içinde bulunup çalışmalarını rica ediyorum, istiyorum arkadaşlarımdan. Teşekkür ediyoruz. Son sözü de Metin Bey'e vermiş olalım. Metin Bey, sizlerden de son sözleri, eklemeleri, iletmek istediğiniz mesajları alalım. Vakti veda diyelim. Şu andaki durum itibariyle pamuğumuzu hasat ediyoruz. Herkese bol bereketli bir yıl diliyorum. İnşallah önümüzdeki yıllar daha da bir güzel, hastalıksız, bereketli, bol bereketli bir yıllı olur. İnşallah. Zaten çiftçinin
şu üçünü bir arada yakaladığı bir yıl hiç olmamıştır. Verim iyi olacak, fiyat iyi olacak, hava şartları iyi olacak. Bu sene hava şartları güzel, fiyat iyi, verim yok. Seneye başka bir şey olur, fiyat olmaz, verim güzel olur, hava müsaade etmez. İnşallah daha da güzel olur yani. Evet. Yani beyaz altının sarı altın değerinde olacağı yıllarda ümitle bekliyoruz. Ederini almaya niyet ediyoruz, istiyoruz. Efendim o günlerde görmek dileğiyle diyelim. Dilimiz bu kadar döndü. Sizlere de teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için efendim. Üreticimizin, meslektaşımın dilinden, bizlerin kamerasından, Köy TV ailesinin gözünden bu kadardı efendim. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Sizler sıhhatli, tarlanız, hayvanınız bereketli olsun. Köyde kalın, Köy TV'de kalın, köyde hayat var.